Azrail Aleyhisselam'ın dünyadan toprak alması. Bilindiği üzere Rabbimiz insandan önce toprağı yaratmıştı. Yarattığı bu topraktan da insanı yaratmayı murad edince dört büyük meleğinden Hazreti Cebrail'e emretti. Git yarattığım topraktan bir avuç al getir. Cebrail Aleyhisselam toprağa gidip ondan bir avuç alacağını bildirdi. Toprak razı olmadı. Beni yoktan yaradan Allah Celle Celaluhu'na sığınırım. Benden bir parça alma dedi. Cebrail Aleyhisselam eli boş döndü. Rabbimiz bu defa İsrafil Aleyhisselam'a emretti. Git topraktan bir parça al getir. Hazreti İsrafil de topraktan bir parça istedi. Ama toprak ona da aynı cevabı verdi. Beni yoktan var eden Rabbime sığınıyorum. Benden bir şey alma dedi. İsrafil de eli boş döndü. Bu defa da Rabbimiz Mikail Aleyhisselam'a emretti. Git topraktan bir parça al da gel. Toprak yine Yaradan'a sığındı. Vermedi. Bu defa da Rabbimiz Azrail Aleyhisselam'a emretti. Git topraktan bir kabza al da gel. Ondan Adem'i yaratacağım. Azrail Aleyhisselam gidip toprağa durumu anlattı. Bir avuç alacağını söyledi. Toprak şöyle cevap verdi. Beni yoktan var eden Rabbime hep itaat etmek istiyorum. İsyan aklımdan bile geçmiyor. Benim parçamın da hep böyle itaat içinde olmasını isterim. İcabında, isyanda edebilecek başka bir varlığa menşe olmayı istemem. Bu yüzden istediğin parçayı vermiyor, senden Allah Celle Celal'e sığınıyorum. Fakat Azrail Aleyhisselam bu mazereti dinlemedi. Kabzasını vurup topraktan bir parçayı alarak dedi ki, ben de Allah Celle Celal'ın emrini yerine getirmeden dönmekten Allah Celle Celal'e sığınıyorum. Böylece eli dolu dönen Azrail'le Rabbimiz sordu. Toprak bana sığınmadı mı? Sığındı ya Rabbi ama ben de senin emrini yerine getirmeden dönmekten sana sığındım, alıp getirdim dedi. Bunun üzerine Rabbimiz Azrail'e değişmeyecek emrini verdi. Öyle ise topraktan koparıp getirdiğin bir parçanın ömrü tamamlanınca yine toprağa gönderme işini sana veriyorum. Bundan sonra yarattığım insanların ruhlarını sen kabz edecek, geldikleri toprağa yine sen göndereceksin. Bunun üzerine Azrail Aleyhisselam endişeye kapılarak dedi ki, ya Rabbi, kulların bana küsmeyecekler mi? Zira benim elimle ölecekler. Rabbimizin irşadı şöyle oldu. Ben ölümlerine perdeler koyacağım. Bana sen perde olacaksın. Sana da hastalıklar, kazalar, musibetler perde olacak. Çoğu insanlar sebeplerini görecek, onlar da kalacaklar. Seni ilk anda ön planda bulmayacaklar, dedi Rabbimiz Celle Celaluhu.